Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Selamlar, ben Nilay. Üniversitede okurken evde kalıyordum. Sadece köpeğim ve ben vardık. Başka ev arkadaşım yoktu. Köpeğim benim her şeyimdi. Nereye gitsek birlikte giderdik. Birlikte uyurduk, birlikte kalkardık. Yalnız mı yaşıyorsun diyen olursa, köpeğim var, yalnız değilim derdim. O varken ikinci bir arkadaşa ihtiyaç bile duymamıştım. Bir gün bizim sınıftan üç arkadaşımı evime davet ettim. Birlikte üzerinde çalışmamız gereken bir projemiz vardı. Hem onu çalışacak hem de vakit geçirecektik. Onlar eve gelir gelmez çalışmaya başladık. Hiç mola bile vermeden geceye kadar çalışmıştık. Artık hepimizin gözleri acımaya başlamıştı. Kitaptaki yazılara bakamıyorduk bile. Sonunda artık biraz dinlenelim dedik. Bu arada arkadaşlarımdan birisi açın bir korku filmi seyredelim dedi. Filmi de izledikten sonra saat gece 2:30 olmuştu. Artık yatalım isterseniz, çok yorulduk dedim. Onlar yatmak istemediler, zaten sürekli görüşemiyoruz. Hazır buluşmuşuz, birlikte sabaha kadar oturalım dediler. Ben de gece sohbetlerini çok severim, tamam dedim. Siz yorulmadıysanız ben hiç yorulmadım. Uykumuz açılsın diye gidip kahve yaptım. Döndüğümde cinlerden bahsettiklerini duydum. Korku filminin de etkisiyle konu cinlere gelmişti. Bir tane arkadaşımın herhangi bir dini inancı yoktu. O yüzden cinlere de inanmıyordu. Cinlere inanmayan bu arkadaşımız konuşmaya başladı. Tabii konuşmanın içeriği cinlerle dalga geçmesiydi. Benim anneannem yıllar önce paranormal şeyler yaşamış. Ben de bunlardan bahsettim. Anneannem anlatmıştı dedim. Diğer kızlar korktular ama o hiç korkmadı. Aksine güldü. Anneannen sizi kandırmış dedi. Niye kandırsın ki? Böyle bir konuda yalan söylenir mi hiç dedim. O zaman hayal görmüştür. Ya da delirmiştir. Olamaz mı dedi. Olamaz. Benim anneannem deli falan değil. Ayrıca hiç de yalan söylemez. Ne anlattıysa ben ona inanıyorum. Ama lütfen böyle hassas konularla dalga geçme. Olur mu dedim. Siz kafayı yemişsiniz diye başladı konuşmaya. Aynı projede olmasak yüzüne baktığım bir insan değildi. Hiç sevmezdim hareketlerini. Ama zoraki olarak bir araya geldik işte. Neyse sabah 5'e kadar oturduk. Sonrasında herkes yerine geçti. Ben köpeğimle birlikte odama geçtim. Saat 9 gibi uyandım. Diğerleri de uyanmış mıdır diye salona bakmaya gittim. O cinlere inanmayan arkadaşım koltukta oturuyordu. Sen uyumadın mı hiç dedim. Gözleri mosmor olmuştu. Uykusuz kaldığı belliydi. Uyuyamadım dedi. Neden? Ne oldu ki? Çok uykum var demiştin. Neden uyuyamadın dedim. Köpeğin hep senin yanındaydı değil mi dedi. Evet, benim yanımdaydı. Başka bir yerde uyumaz ki o dedim. Ben bu gece bir şey yaşadım dedi fısıldayarak. Ne yaşadın? Gel mutfakta konuşalım. Diğerleri uyanmasın dedim. Birlikte mutfağa geçtik. İki kahve yaptım ve anlatmaya başladı. Bu uykuya dalacağı sırada birisinin yanına yattığını hissetmiş. Dokununca da tüyleri olduğunu görmüş ve benim köpeğim zannetmiş. Zaten bir köpek gibi nefes alıp veriyormuş. Hırlama şeklinde. O yüzden gözünü bile açmamış. Sarılmış ona. Tam da o sırada benim yatak odamdan köpeğim havlamış. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Yanına bakmış köpek burada mı içeride mi diye. Ama köpeği görememiş. O sırada vücudu kas katı kesilmiş. Kısa süreli felç geçirmiş. Hareket edememiş. Sesini de çıkaramamış. Bayağı korkmuş bir haldeydi. Bak gördün mü? O kadar dalga geçtin dün. Sana böyle konuşma dedim. Cinler musallat olmuş sana. Rahatsız etmişler. O yanına giren köpek değilmiş, belli ki cinmiş dedim. Bu tekrar kibrine yenik düştü, kabullenemedi bir türlü. Sana da bir şey anlatmaya gelmiyor dedi. İyi de dedim, nasıl bir açıklama yapmamı bekliyorsun? İster kabul et, ister etme. Cinler seni rahatsız etmiş dedim. Kahvesini içtikten sonra da eşyalarını alıp gitti. Ben de diğerlerini uyandırdım. Onu göremeyince nereye gittiğini sordular. Ben de anlattım. Gece böyle böyle bir şey yaşamış, o kadar dalga geçti. Ben de cinler seni rahatsız etmiş deyince de üzüldü, kalktı ve gitti dedim. 3 gün sonra da o arkadaşımız bizi evine davet etti. Projenin kalanını da
onun evinde yapacaktık. O da tek başına yaşıyordu. İki tane kedisi vardı. Evi o kadar kasvetliydi ki içeri girer girmez birisi boğazımı sıkıyormuş gibi hissettim. Her taraf güneş almasına rağmen aşırı bunalmıştım evde. Gecenin ilerleyen saatlerinde konu yine cinlere geldi. Bizimki de yine başladı inanmıyorum demelere. Kendi gözüyle şahit olmasına rağmen hala inanmıyordu. Sonra çay yapmak için mutfağa gitti. Bir iki dakika sonra acı bir çığlık duyduk. Hepimiz koşup mutfağa gittik. Yerde bir köşede çökmüş ağlarken gördük onu. Ne oldu dedim. Mutfaktaki sandalyelerin kendi kendine hareket ettiğini görmüş. Bir bardak su verdim. Elleri o kadar çok titriyordu ki zor içti. İçeri götürdük. Baştan anlatmasını istedim. Anlatınca yine aynı yorumu yaptım. Sen böyle konuştukça, onlarla dalga geçtikçe onlar da sana musallat olacaklar. İnanmıyorsan da bari konuşma dedim. Yorum yapmak zorunda değilsin. Sonra ağlamaya başladı. Meğer bu bize geldiği günden beri evinde paranormal şeyler yaşıyormuş. İlk değilmiş yani bu. Ona rağmen de hala inanmamakta ısrar ediyordu. Evin içinde birdenbire uğultular duyuyormuş. O uğultular çıktığı zaman kediler bile evde durmak istemiyormuş. Kapıları tırmalıyorlarmış evden çıkabilmek için. Bak işte gördün mü, kendi ağzınla söylüyorsun. Kediler cinleri görebilir. Onların göz perdeleri açık. Hiç mi duymadın bunları? Artık kabul et bunu dedim. En iyisi bu konuyu hiç açılmamak üzere kapatalım dedi. Bir daha bu konuda hiç konuşmadık. Tabii ondan sonra o paranormal olaylar kesilmedi. Yaşamaya devam etti bunları. Günlerden bir gün artık projemizin de bittiği zamanlardı. Beni aradı. Sana gelmek istiyorum, evde misin dedi. Evdeyim, gel dedim. Ne konuşacağını merak ediyordum. Çünkü biz ödev dışında bir şey konuşmuyorduk. Okuldayken de çok bir samimiyetimiz yoktu. Bana gelmek istemesine şaşırmıştım. Geldiğinde hala paranormal olaylar yaşadığından bahsetti. Ve benden yardım istedi. Artık onların varlığını kabul ediyorum. Her şeyi kabul ediyorum. Allah'ı da kabul ediyorum. Ama hala devam ediyorlar. Ne yapmam lazım? Ne yaparsam beni bırakırlar dedi. Dua okumayı denedin mi? Kur'an olan eve giremezler diye biliyorum. Evinde bir Kur'an bulundur. Duanın Türkçesini aç oku. Hiçbir şey bilmiyorsan internetten aç dedim. Dediklerimin hepsini denemiş, bir yere kadar çözüm bulmuş. Evde dua okunmadığı zaman yine o uğultular çıkıyormuş. Ve kediler oradan oraya atlamaya başlıyormuş. Bununla da çare bulamayınca birlikte bir hocaya gidelim dedik. Hayatta hocalarla işi olan biri değildim. Onun sayesinde hocaya da gitmiş olduk. Zor bulduk ama sonunda değdi. Birlikte gittiğimizde adam bizi anlatmadan çoğu şeyi bildi zaten. Ağzımızdan çıkan her sözcüğe dikkat etmemiz gerekiyor dedi. Çünkü her insanın evinde cin vardır. Ya iyisi vardır ya da kötüsü vardır. Siz onlar hakkında kötü bir şey konuştuğunuz zaman bunu duyarlar. Konuştuğunuz her şeyi duyarlar. Sizse onlar sadece istediği zaman duyabilirsiniz. Ve onlar istediği zaman gözükürler. Bizim içinse böyle değil. O yüzden konuştuğumuz her şeye dikkat etmemiz gerekiyor dedi. Anlayacağınız üzere bu cinleri sinirlendirmiş bu konuşmalarıyla. Cinler de kendi varlıklarını ona bu şekilde göstermeye çalışmışlar. Bir muska yazdı hoca buna. Bu muskayı üzerinde 40 gün taşı dedi. Arkadaşım da 40 gün boyunca taşıdı. Allah'a bile inanmayan kız üstünde muska taşırı olmuştu. Gerçekten ibretlik. Aylar geçti bu olayların üzerinden. Okulda beni buldu yine. Seninle bir şey konuşmam lazım dedi. Ne konuşacaksın dedim. Ben bir cinle konuştum dedi. Nasıl konuştun? Gerçekten mi? Şaka yapmıyorsun değil mi dedim. Ne şakası? Gel şöyle anlatayım dedi. Evinde buna musallat olan cinle irtibat kurmayı başarmış. Böyle bir amacı yokmuş zaten. Ama bir soru sormuş, karşılığında cin cevap vermiş. Bu 40 günün sonunda muskasını çıkarmış. Aradan da uzun zaman geçmiş ama paranormal hiçbir şey yaşamamış. Hayatı normale dönmüş yani. Ama günlerden bir gün yine onları hissetmiş evin içinde. Üzerime, bedenime dokunan eller hissettim diyor. Bir değil, iki değil, bir sürü el. Sonra beni neden rahat bırakmıyorsunuz demiş. Ardından bir ses duymuş. Bizi kabul ettin mi diye. O da bir cesaret konuşmuş. Evet, sizi kabul ediyorum. Varlığınızı kabul ediyorum. İnanıyorum demiş. Öyle dedikten sonra o halde biz de seni rahat bırakıyoruz demişler.
Salonun penceresi açılmış. O varlıkların hepsinin pencereden çıkıp gittiğini hissetmiş. Ardından pencere yine kendiliğinden kapanmış. Artık beni rahat bıraktılar diye sevinerek anlattı bunları. Adına çok sevindim. Umarım bir daha böyle bir hata yapmazsın dedim. Yapar mıyım hiç? Kabul ediyorum artık. Cin de var, ifrit de var, şeytan da var, melek de var dedi. Vallahi sevindim kabul etmene. Demek ki her şerde bir hayır oluyormuş dedim. Sonra onunla daha sık görüşmeye başladık. Daha samimi arkadaş olduk. Birbirimizi tanıdıkça o kadar da kötü bir insan olmadığını fark ettim. Ya da sonradan huyları değişti. Bu cin mevzusu ona inanılmaz bir olgunluk kazandırdı. Şu anda da sizin kanalınızın çok sıkı takipçisi. Ondan izin alarak anlattım bunları. Eskiden onu hiç sevmediğimi itiraf etmiştim. O yüzden hiçbir sıkıntı görmüyorum bunu yayınlamanızda. Şimdi kendisi de paranormal olay yaşayan herkesle görüşüyor. Onlara ne yaşadıklarını soruyor. O da ileride sizin gibi bir korku hikayesi kanalı açmayı planlıyor. Hem kendi yaşadıklarını hem de dinlediklerini anlatmak istiyor. Sizin kadar başarılı olur mu bilmem. Ama onun hedefi, hayali de bu oldu artık. Hikayemi dinleyen herkese teşekkür ederim. Herkese de cinler hakkında konuşurken iki kez düşünmesini tavsiye ederim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.